Selam arkadaşlarım, kimyadan karışımlar konusunda derişim ve arkadaş aracım CPPM derişimleri kısmından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen geçişimizi yapalım bakalım. Hacimci yüze derişim ne anlama geliyor? Aktarmaya çalışalım. 100 mililitre çözeltide çözülen maddenin mililitre cinsten arkadaşlar değerine hacimci yüze derişim adı veriliyor. Bunun kütlece yüze derişimden hiçbir farkı yok. Tek farkı birimsel gösterimidir. O kütle olduğu için gramla ifade ediliyordu, bu hacim olduğu için mililitre. Peki ben bir çözeltinin hacimci yüzeylik derişimini bulmak istiyorsam ne yapmalıyım? Çözeltinin içindeki arkadaşlar çözünenin hacmini çözeltinin kendi hacmine oranlayıp kaçla çarpacağım? Tabii ki 100 ile çarpacağım. Çünkü olayımız yüzeylik derişim. Ama hemen bir not vermişiz burada arkadaşlar. Daha doğrusu bir uyarıda bulunmuşuz. Demişiz ki burada hesaplamalar oran orantı mantığıyla da çok rahat yapılabilir. Bak görelim. Hacimce %40'lık 200 mililitre etil alkol çözeltisinde kaç mililitre alkol vardır? Hacimce %40 diyorsa bunun sözel yorumuşudur arkadaşlarım. Elimde 100 mililitre alkol çözeltisi var. Bu 100 mililitre alkol çözeltisi içerisinde çözülmüş halde bulunan kaç mililitre alkol var? 40 mililitre arkadaşlar alkol var. Bak tekrar %40'lık diyorsa bu yüzün 40 mililitresinin alkol olduğunu arkadaşlar gösteriyor. %40 mililitre alkol varsa o zaman 200 mililitre alkol çözeltisinde kaç mililitre alkol vardır derseniz kaç katı? 2 katı mı? O zaman kaç katı olmalı arkadaşlarım? 2 katından 80 mililitre alkol olmalı. Hemen genel kültür açısından arkadaşlar bilgi verelim. Malum şu an pandemi sürecindeyiz ve arkadaşlar kolonya tüketimi alt safhaya çıkmış durumda. Ama şunu belirtelim. Kullanmış olduğunuz kolonyaların işe yarayabilmesi için yani o antiseptik özelliğin ortaya çıkabilmesi için, dezenfektan etkisinin ortaya çıkabilmesi için alkol miktarının yüksek olması lazım. Bunu da şöyle değerlendireceksiniz. Aldınız arkadaşlar kolonya şişelerinin üzerinde dereceler yazar. Ve o derecelere bakıp içerisindeki alkol oranını belirleyebiliyorsunuz. Bazılarında 60 derece yazar. Bazılarında 80 derece yazar. Bazılarında 70 derece falan yazar. Unutmayın. Üzerinde 60 derece yazan kolonyanın içerisinde arkadaşlar 100 mililitresinde 60 mililitre alkol var demektir. 80 derece yazanın içinde 100 mililitresinde 80 mililitre alkol var demektir. 70 derece yazanda ise arkadaşlar 100 mililitre çözeltide yani 100 mililitre alkol çözeltisinde 70 mililitre alkol var demektir. Alkol oranı en fazla kimde var? 80'de var. Daha fazlası yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki ama piyasadakiler bunlar. Dolayısıyla burada koruyuculuğu en fazla olan hangisi? 80 derecelik olan alkol miktarı daha yüksek olan kolonya olarak karşımıza çıkıyor. Göze çarpıyor arkadaşlar. Ha ben bunu bir de formül üzerinden çözeyim. Onu da görmüş olun. Hacimce yüze derişim eşittir. Çözünen hacmiydi. Çözünen hacmi arkadaşlarım kaç? 80 mililitre. Gerçi burada onu soruyor değil mi bize? Aynen aynen. Çözünen hacmini bilmediğim için V çözünen diyorum. Bölü arkadaşlar toplam çözeltim 200 çarpı 100 diyorum. Peki bunların toplamı oransal olarak neye eşitmiş? %40'a arkadaşlar eşitmiş. Buradan gerekli işlemleri yaparsanız çözünenin alkolün hacmini yine kaç bulacaksınız? Yine arkadaşlarım 80 olarak bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Kütlece hacim yüzdesi. Bu çok karşılaşacağınız bir format değil ama yine de bileyim. Buradan çözeltinin kendisi birim olarak mililitre üzerinden ifade edilirken çözeltide çözülen madde miktarı ise arkadaşlar gram olarak ifade ediyor. Ondandır ki kütle hacim yüzdesi ifadesi kullanılıyor. Yani o zaman uyarısı ne bunun? Mantığı ne? 100 mililitre çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden arkadaşlar değeri. Peki burada mantıksal değişim var mı? Çözünenin kütlesini çözeltinin arkadaşlar hacmine oranlıyoruz bu arada. Ben şöyle aktif hale getireyim. Çözünenin kütlesini çözeltinin hacmine orandığımız zaman çarpı 100 yaparsak burada kütle hacim cinsini çok rahat bulabiliriz arkadaşlar. Örneğimiz olacaktır bakalım. 100 mililitre şeker çözeltisinde 30 gram şeker çözünürlüğüne göre kütle hacimce yüze kaçtık dedi bir ifade arkadaşlar karşımıza geliyor. Ya burada aslında direkt olayın kendisini vermişiz.
Benim 100 mililitre şeker çözeltimde 30 gram şeker çözünüyorsa o zaman benim kütle hacimce yüzdem kaçtır arkadaşlarım? %30'dur. Niye bunu söylüyoruz direkt? Bakın, yani her soruda işlem yapmak zorunda değilsiniz. Bazen böyle tekleme sorular karşınıza gelebilir. 100 mililitre şeker çözeltisinde 30 gram şeker çözünüyorsa bunun kütle hacim oranı %30'dur arkadaşlar. Zaten mantığımız oydu. 100 mililitre çözeltide çözünenin kütlesi olarak kabul ediliyordu. Şöyle devam ediyorum. 60 mililitre alkol ile 240 mililitre çözelti azınlığına göre çözelti yüze kaçtık diye de bir ifade kullanılmış. Bakın, ben burada arkadaşlar 240 gram 240 mililitre düzeltiyorum. 240 mililitre çözelti içerisinde 60 mililitre alkol olduğunu görüyorum. Benden yücelik değişimini istiyor. O zaman 100 mililitre çözelti içerisinde kaç mililitre alkol var demem lazım. Sadeleştirirsem buradan kaç kalır? 4 mü? Sadeleştirirsek burada kaç kalıyor arkadaşlarım? %25 kalmış oluyor. Bu şekilde çok rahat sonuca gidebilirsiniz. Ha, formül kullanmak istiyorsanız tamamen paşa gönül kriterleri formül kullanabilirsiniz. Onu da hemen şöyle göstereyim. Yüzde hacim eşittir arkadaşlar diyorum. Çözünen hacmi kaç? 60'mış. Çözelti hacmi kaç? 240'mış. Çarpı 100 yaparsanız sonuç ne gelecektir arkadaşlarım? 25 gelmiş olacaktır. Kireç gidermede kullanılan tuz ruğu %5'likmiş diyor. Lüktür ifadesi biraz garip olmuş ama %5'liktir diyelim arkadaşlar. Şunun üstünü bir karalayalım. 80 mililitre saf tuz ruğu kullanılarak kaç mililitre çözelti elde edebilir? Yani buradaki olayı yorumlamak lazım. %5 diyor ya. Burada arkadaşlar 5 mililitre tuz ruğu kullanılıp toplamda kaç mililitre çözelti elde edilmiş? 100. %5 olduğu için bu yorumu yapabiliriz. 5 mililitre tuz ruğuyla 100 mililitre çözelti elde edebiliyorsan acaba ben 80 mililitre tuz ruğuyla arkadaşlarım kaç mililitre çözelti elde edebilirim? Baktığınız zaman 5'ten 80'e kaç katı bu? 16 katı mı? 16 katı artıyor. O zaman burası da 16 katı artmak zorunda. Buradan arkadaşlar 1600 mililitre çözelti gelmiş olur. Yani 1 litre ya da 1,6 litre diyebilirsiniz. Geldik PPM, yani milyonda bir kısım arkadaşlar. Çok çok küçük derişimleri ifade etmek için kullanılan bir birim sistemidir. 1 litre çözeltide çözülen maddenin miligram cinsinden değeri olarak değerlendiriliyor veya 1 milyon gramda çözülen maddenin 1 gram cinsinden değeri. Yani milyonda bir parça arkadaşlar. Böyle değerlendirebiliriz. Peki ben bir çözeltinin ppm derişimini bir madde cinsinden bulmak için neyi kullanabilirim? Yine arkadaşlar formül veya oran orantıyı kullanabilirsiniz. Formülü ben burada aktarayım. Mümkün mertebe burada formül kullanın. Kafanız karışmasın. Çözünenin kütlesini 1 gram yapıyorum. Bölü çözelti kütlesi çarpı 10 üzeri 6. Yani milyonda 1'e çevirmek için arkadaşlar 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz burada. Ve buradaki örneğe dönüp bakalım. Bak, 2 litre havuz suyunda 0,6 miligram kloriyonu var diyorsa bu şunu gösteriyor. O havuz suyunun kloriyonu cinsinden ppm derişimi arkadaşlar 0,6 ppm'dir. Çünkü litrede neydi arkadaşlarım? Adı nedir? Litrede çözünen miligram cinsinden değeri değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada ben miligramı görüyorsam bu miligramın ppm'e eşit olduğunu bilmek durumundayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlarım. Örneğimize bakalım. 6 gramlık deniz suyu numunesinde 3 miligram, pardon, burayı 6000 olarak revize ediyorum ben. Çünkü bu 6000. Soruyu hazırlarken öyle hazırladık. Şöyle 6000 gramlık diyorum deniz suyu numunesinde 3 miligram kalsiyum mineri bulunduğuna göre çözeltinin ppm derişimi nedir? PPM arkadaşlar neydi? 1 litrede çözünen maddenin miligram cinsinden değeri. Burada şunu da ifade edelim. PPM'de arkadaşlar çoğunlukla çözelti ve çözücü eş olarak kullanılıyor. Nedeni ne? Onu söyleyelim. Çözelti içinde çözülen madde miktarı çok minimal düzeyde olduğu için burada çözücünün direkt olarak miktarını çözelti yerine kullanabiliyorlar. Dolayısıyla biz onu referans olarak baz alacağız. Burada birim gram olduğuna göre ben de bunu neye çevireceğim? Grama çevireceğim. Hatırlarsanız ppm için ne söylemiştik? Bir çözeltinin ppm'ini bulurken şunu yapıyorduk. Çözünen maddenin kütlesini çözelti kütlesini oranlayıp dostlarım 10 üzeri 6 ile yani milyonla bir kısmını arkadaşlar çarpıyorduk.
Buradan ppm derişimi eşittir diyorum. Çözünen maddemiz ne? 3 miligram mı? Grama çevirmek için ne yapmam lazım? Bunu 1000'e bölmem lazım. Yani 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla burası 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram olmuş olacak. O zaman yerine yazıyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. Böyle arkadaşlarım 6000 gram diyor ya, onu da 6 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabilirim. Çarpı 10 üzeri 6 mı? Burada arkadaşlarım şöyle 10 üzeri 3 buradan 10 üzeri 3'ü götürecektir. 10 üzeri 3 ve 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri 3'ü çarparsam bunlar da birbirini sıfırlayacakları için oran ne geliyor buradan arkadaşlarım? PPM 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 geliyor. O da arkadaşlarım 0,5 olarak karşıma gelmiş oluyor. Yani 6000 gramlık deniz suyu numunesinde arkadaşlar PPM değişimi 0,6 olarak kabul edilebilir. Çözeltilerin donma ve kaynama noktaları. Bunu ileride daha sonra göreceksiniz. Özellikle AYT konularında korrelatif özelliklerde bir konu başlığımız var. Donma noktası, kaynama noktası, buhar basıncı, ozmotik basınç, bunlar korrelatif özellikler. Nedir korrelatif özellik arkadaşlar? Çözünen maddenin miktarına, derişimine göre değişen özelliklerdir. Örneğin ben saf bir sıvıda tuz çözersem veya farklı bir madde çözersem kaynama noktası ne oluyor? Değişiyor. O zaman kaynamanın ne olduğunu söyleyebilirim. Korrelatif bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Yani toparlayalım. Derişime bağlı olarak değişen özellikler korrelatif özelliklerdir. Normalde su arkadaşlar kaç derecede kaynar? 100'de kaynar. Ama ben suya tuz ilave edersem kaynama noktası artık 100 olmaz. 100'ün üzerinde herhangi bir derece olabilir. Bu tuza bağlı arkadaşlar, ilave edilen tuz miktarına bağlı değişkenlik gösterebilir. Donma noktası düşmesi olayındaysa durum arkadaşlar benzerdir. Saf bir sıvı, ki bu su olarak düşünülürse, saf suyumuz kaçta donuyor arkadaşlar? Normalde 0 derecede. Ben saf suyun içerisinde herhangi bir madde çözersem, bu alkol olur, tuz olur, şeker olur, fark etmez. Donma noktası artık 0'ın altına düşecek. Dolayısıyla ben azalan miktarı kimden çıkaracağım? 0'dan çıkartıp yeni miktarı bulmaya çalışacağım. Burada mesela bazı örnekler verdik ama bak, buzlanma olmaması için, donma olmaması için arkadaşlar uçakların kanatları alkolle yıkanıyor. Niye? Donma noktası çünkü -12.9 derece arkadaşlar. Bu da su üzerinde su diyorum. Kanatlarda su buharı birikmiş olsa dahi alkol etkisiyle orada donma meydana gelmesi arkadaşlar çok fazla mümkün değil. Bu da yaşanacak olan soruların önüne geçmek için bir çözüm olarak kullanılıyor. Mesela kışın yollarda tuzlama işlemi arkadaşlar yapılıyor. Ne amaçla? Donmayı aşağı çekmek için, yani donma noktasını düşürmek için veya araçlarda antifriz olarak kullanılan bir malzememiz var. Bu da arkadaşlarım alkolini, amaç ne? Kış aylarında soğuk havalarda içerideki sıvının, araç içinde kullanılan sıvının arkadaşlar donmasını engellemek. Yani ben herhangi bir sıvı içerisinde, uçucu olsun olmasın fark etmiyor, bir madde çözdüğüm zaman mutlaka donma noktasını ne yapıyorum? Aşağı doğru çekmiş oluyorum diyebiliriz. Şöyle bakalım, buradaki örnekle olayımızı bitirelim arkadaşlarım. Örneğimizle olayımızı sonlandıralım. Potasyum florür tuzunun saf suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltisi için hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar, kaynama noktası saf sudan yüksektir diyor. Normalde demiştik ki saf suyun kaynaması kaç? 100 derece. Ben bunun içine bir tuz ilave edersem, bu potasyum florür olabilir, başka bir şey olur, fark etmez. Tuz ilave edersem kaynama noktası ne olacaktır? 100 derecenin üstüne çıkacaktır. Dolayısıyla burası doğru. Buradaki yapı tuz olduğu için ve tuzlar yönik yapılı olduğundan bunların sulu çözeltisi elektrik akımını iletirler. Ve bilmeniz gereken diğer bir nüans arkadaşlar, bunu daha önce dile getirdik. Su polar yapıya sahip. Polar yapıya sahip olan maddeler dipol etkileşim gösterirler. Bu dipol etkileşim gösterirken içerideki arkadaşlar çözülen tuz arkadaşlarım iyonik yapılı. İyonik maddelerse ortama iyon etkisi sağladığı için ikisi arasında iyon dipol etkileşimi görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlarım buradaki dipol dipol etkileşimi içerir ifadesi yanlış. Ne içermesi lazım? İyon dipol etkileşimi içermesi lazım diyebiliriz. Burada olayımızı sonlandırıyoruz. Tekrar tabii ki ayrışma yönteminden devam edeceğiz. O yüzden şimdilik gidiyoruz. Hoşça kalın, esen kalın, sevgiyle kalın.